sevgili sporseverler, Aydın'da yeni bir spor programında, sporsever programında Aynur Otel Stüdyo'nda sizlerle birlikteyiz. Evet, bu akşam yine değerli bir konuğumuzla, bir spor adamıyla, akademik kimliği olan bir spor hocamızla birlikte olacağız. Konuğumuz Aynur Spor Teknik Direktörü Recep Özçelik'tim hocam. Evet, doğru. Recep Özçelik hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Hafta sonu ile ilgili önce bir geçmiş olsun dileyim. Konuyu detaylı olarak zaten konuşacağız. Evet, Aydın Spor Teknik Direktörü Sayın Recep Özçelik hocamızla bugün Spor Sever programında birlikte olacağız. Özellikle Aydın'ın sporundan konuşacağız. Aydın Spor'u konuşacağız ve en önemlisi de hafta sonu oynanan saha içi ve saha dışı olaylarıyla, istenmeyen olaylarıyla gündeme düşen, maalesef üzücü görüntülere sahne olan bir maç vardı. İsabeli'de, Nazilli'de İsabeli Şırlan Spor, Aydın Spor karşılaşması. İki amatör Süper Lig'den Bal Ligi'ne yükselmek için, en azından öncelikle playoff oynamak için iddialı bir karşılaşmaydı. Ve haftalar öncesinden bu maçın çok çekişmeli geçeceği Aydın kamuoyunda biliniyordu. Ve bu maç çok iyi başlamadı, çok iyi de bitmedi. Skor ev sahibi takımın lehine oldu. 3-2 İsabeli Şırlan Spor 3-2 yendi ve zirve yarışında avantaj elde etti. Aydın Spor da zirve yarışından biraz uzaklaştı. Playoff yarışından biraz uzaklaştı. Hemen hatırlatayım. Bu programa İsabeli Şırlan Spor teknik sorumlusu Orhan Atılay Bey'i de çağırdım. Tek taraflı olmaması adına, söz hakkı doğmaması adına Orhan Atılay hocamıza aradım iki defa. Mesaj çektim. Bugün öğleden sonra o mesajına yanıt verdi. Onu da biraz sonra, ki programın akışı içerisinde sizlere okuyacağım. Evet, öncelikle biz Recep hocamızı bir tanıyalım. Hocam, öncelikle spor severlere, gerçi spor camiası sizi yakından tanıyor ama Aydın Spor kamuoyuna kendinizi bir tanıtır mısınız? Tabii ki. Öncelikle Elazığ'da ve Van'da doğal afetten hayatını kaybeden maalesef. İnsanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarından da sabır diliyorum. İtbil'de de şehit olan askerlerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Mekanlar cennet olsun. Yaralarımıza Allah'tan şifa diliyorum. 2004 yılında Adnan Üniversitesi Beden Eğitim Sorusu okulunu kazandım. Yaklaşık 15 yıldır Aydın'dayım. Hem futbol oynadım, hem de sağlık spor, İnciroğa Belediye Spor, son nokta Aydın Spor'da görev aldım. Bu süreçte özellikle sağlık spor serüvenim bayağı uzun bir süreçti. Belki de Aydın futbolunda işte Recep Özçelik isminin ön plana çıkması, tanınması sağlık spor sayesinde gerçekleşti. Buradan özellikle sağlık çalışanlarına, eski sağlık il müdürümüzüne, müdür amcana teşekkür bir borç biliyorum. Hatta akademik kariyerim de sağlık spor sayesinde gerçekleşti. Nasıl oldu hocam, o akademik kariyerinizi anlatırsanız? Şöyle oldu, sağlık sporda bir futbol okulu açmıştık yazın. Orada bir öğrencimiz katılmış. Öğrencimizin ailesi, velisi de bir meslek sokulunda müdürmüş. Bizim çalışmamızı takip etmiş. Antrenman kalitemizi, işte çocuklara davranış şeklimizi falan takip etmiş ve kendince bizim üniversiteye uygun olduğumuzu düşünmüş. Sonraki süreçte aradan 2-3'e geçtikten sonra telefonda beni aradı. Ciro Belediye Spor'u çalışıyordum o zaman. Hocam dedi, biz dedi futbol ve voleybol dersleri açmak istiyoruz. Ders verebilir misiniz Çin'e, meslek sokunda diye konuşmuştuk. Tabii ki olur dedim. Sadece pazartesi günleri boşum, diğer günler antrenmanlarım ve müsabaka oluyor dedim. İşte pazartesi günü Çin'e meslek sokunda derslere girmeye başladım. 2 sene süresince o sürede herhalde geri bildirim almış öğrencilerden. Daha sonra işte üniversitede akademik personel olmam için bir çaba sarf etti. 2018 yılında da atamam gerçekleşti. Buradan Çin Meslek Sokulu Müdürü o zamanki Okan Atay Hocama ve Özdal Gökte Hocama da çok teşekkür ediyorum. Evet. Akademik kariyerim sağlık sporu sayesinde başladı. Evet, sağlık sporda geçmiş dönemlerde Aydın amatör liglerde son derece iddialı bir takımdı. Evet. Son derece başarılı sonuçlar imza attı. Bal liginde son anda direkten döndü. Evet. Evet. Biz gelelim Aydın Spor'a. Evet hocam, bu sezon Aydın Spor'da görev aldınız. Aydın Spor'da çok zor bir görev aldınız. Önemli bir sorumluluk aldınız. Çünkü Aydın Spor, diğer bütün takımlar bizim her şeyimiz, canımız, ciğerimiz ama Aydın Spor'un ayrı bir yeri var. Bu takımın, evet. Aydın'ın markası. Evet. Her platformda da bunu dile getiriyoruz. Diğer takımlar kusura bakmayacaklar ama Aydın profesyonel ligler görmüş, Aydın Spor sayesinde görmüş.
Fenerbahçe'ye 6-1 yendi. Biz hala ona takılıp peşinden gittiğimiz bir kulüp. Siz bu kulüpte görev aldınız. Hep evet. Zor görevleri üstleniyorsunuz. Sezon başında da böylesine zor bir görev aldınız. Evet. Camianın özellikle Aydınspor 1923 kulübünün ligden çekilmesiyle tüm gözlerin size çevrildiği, bütün Aydınspor taraftarlarının desteğini aldığınız bir ortamda bu takımı aldınız. Sezon başında nasıl bir yapıydı, neler yapmak istediniz, neleri yapamadınız? Önce bir sezon başını anlatalım, sonra ligi değerlendireceğiz. Öncelikle Aydınspor hangi kategoride olursa olsun beni hep hayalimde çalıştırmak. Yani ligi önemli değil, profesyonellik ya da ikinci amatör küme. Bu takımda çalışmak benim için gurur verici ve onur verici bir durum. Onun için severek kabul ettim. Sezon başlangıcı tabii ki biraz zorlu oldu. Transfer döneminde çok zorluk yaşadık. Çünkü maddi olarak çok paralar harcamayıp doğru oyuncu almamız gerekiyordu. Doğru oyuncu arayış içerisine girdik. Hem maliyeti düşük hem de takıma katkı sağlayacak oyuncuları tercih ettik. Bu süreçte tabii kimsenin hani Aydınspor formasının layık göremeyeceği insanları, yani futbol kapasitesi olarak göremediği insanları kulübümüze kazandırdık. Daha önceki örnekler amatör kümelerde süre alamayan, işte de birinci amatör kümede oynayan bu oyuncuyu tercih ettik. Bu oyuncuların hem gelişime açık olduğunu hem de bir fırsat verilmesi gerektiğini düşündük. Hem de kulübümüzün bütçesi bunu öngörüyordu. Tabii ki yakın çevremiz, bazı basın mensupları Aydınspor'un bu işi götüremeyeceğini, başarısı olacağını ve risk aldığını düşündüler. Ben de onlara şunu söyledim. Antrenör zaten bir risk. Biz antrenör olarak çantamı sırtımıza geziyoruz her zaman. Yarın ne olacağı belli değil. Ben de herhalde karakterimde var. Hani başarısız olur. Kimsenin başaramayacağı şeylerle ortaya çıkıp bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Veya genç oyuncuları fırsat tanımayı çok seviyorum. Öyle bir yapım var benim. Arkadaşlarım ve işte basın ne kadar başarısız olacağımızı düşünse de biz çok çalışarak bu işin üstesinden gelebileceğimizi düşündük. İlk yarı son maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u yenerek yaklaşık 65-70 dakika olmuş oyunumuza rağmen kazanarak ilk devreyi iddialı bir şekilde bitirmiş olduk. Sadece bir mağlubiyetle bitirdik ilk yarıyı. O mağlubiyetin nedeni de özellikle yarı basında bahsettiğim 21 günlük aranın, işte bay olmanın bizi çok olumsuz etkilediğini, bay 21 gün sonraki müsabakada maça bir türlü adapte olamadığımızı, işte bay haftasına lider girip bay haftasına 5. döndüğümüzü ister istemez genç çocukları etkiliyor, bizleri de etkileyebiliyor. Bundan dolayı ilk kez sadece bir mağlubiyet aldık. Sonra devre arasındaki süreç bizim için biraz daha zor geçti. Antrenmanlara başlayamadık bir türlü. Hem maddi sıkıntılar olsun hem oyuncularımızın başka kulübe gitme istekleri falan doğdu. Tabii oyuncuları da denemek zorundaydık. Biraz çalışmalara geç başladık maalesef. İstediğimizden 15 gün geç başladık. Ama sağ olsun çoğu oyuncumuz kalıp savaşmayı tercih ettiler. Çin Amadır'ın maçıyla işte olumsuz başlangıç oldu ve bu süreçte istediğimiz oyuncuları alamadık zaten. Bir transfer yaptık Cenk İncilor Belediyespor'dan. O da maliyeti yok zaten. Kendi istediği için çok istediği oyunu biz de kabul ettik. İstediğimiz oyuncular vardı, alamadık. İşte Aydın Büyükşehir Belediyespor'dan almak istediğimiz oyuncular vardı. Çin Amadır'ın tercih ettiler. Efespor'dan oyuncuları almak istedik. 6-7 tane çok da ihtiyacımız vardı. Onları da alamadık maalesef. Onlar alamadınız mı yoksa yani oyuncular mı soğuk baktı, yöneticiler mi soğuk baktı? Şöyle demek istiyorum. Aydınspor bir arması var. Evet. O formayı bugün bir hocanızın önüne bu armayı öperek ben soykırmasına gittim dedi. Evet. O isabeli armayı laf ettirmem dedi. Yani burada Aydın'da futbolcular, amatör futbolcular Aydınspor'u koşa koşa gelmesi gerekmiyor mu aslında? Yani gerçekçi olmak gerekirse öyle olması gerekiyor. Biz nasıl antrenörler olarak, benim teknik ekibim, Önder hocam, işte Ali Kalay hocam, Sergen Taşdemir hocam, hiçbir madde beklentisi olmadan bu kulübe koşarak geldik biz. Evet. Severek de yapıyoruz. Bu kulübü bir yerlere çıkarmak için elimizi taşın altına koyuyoruz. Futbolcunun da öyle olması gerektiğini düşünüyoruz ama maalesef günümüz futbolunda böyle değil. İnsanlar böyle cebine bakıyor. Evet, maalesef öyle oluyor. Tabii bizi tercih edenler de oldu bu süreçte ama bu sefer bonservislerini alamadık. Kulüpler bizim ihtiyacımız var dedi, alamadık. Mesela Kardeşköy Spor'dan bir oyuncu istedim. Sağ bek mevkisinde oynayan. Hatta İsabeli maçını 2 gün önce bir daha istedim. Yani benim şu maçta sağ bek oynatalım. İsabeli maçını yenelim. Çocuk gerekiyorsa hiç oynamasın diye de konuştuk. Yani bu çocuğu bu hafta oynasaydı biz maçı kesinlikle kaybetmezdik. Maça döneceğiz hocam. Keza Çin Amadır'ın maçına girdim. Yine Fenerbahçe'den istediğim bir oyuncu vardı, Mustafa Ekici diye.
Onu da çok almak istedim. Onu da alamadık. Çinem Adana maçı 0-0 giderken Çinem Adana oyunu soktu. Maçı kazandılar. Çocuk maçı çevirdi. Maçı çevirdi. Senin istediğin oyuncu Çinem Adana gitti. Çinem Adana'nın maçını çevirdi. Ve yani girdi vardı. Maçı etki ettim. Evet. Biz de bu arada elimizde bulan oyuncuyu kaybettik. Remzi Çamoğlu, evet. Caner Bozkurt. Hocam bu arada sevgili seyirciler, ekranda şu anda İsabeli'de yaşanan, maç sonu yaşanan olayların görüntülerini de arkadaşlarımız sağ olsunlar ekrana getirdiler. Akışı devam ediyor. Bu arada hocam onu da verdik. Tamam. Bir yandan biraz sonra bu konuya değineceğiz. Ayrıca sorularınız, sorular geliyor. Sorularınızı sosyal medyadan bize aktarabilirsiniz. Biraz sonra da bir iki telefon bağlantısı yapmaya çalışacağım. Bu maçı bizzat yaşayan arkadaşlarımızı, ben söyledikten sonra arkadaşlarımızı burada bağlantı, o bağlantıyı yapmayı bir denemeye çalışacağım. Maçı birebir yaşayan, olayları yaşayan, çok ilginç olaylara tanık olan arkadaşlarımız olmuş bu hafta. Onu da buradan söylemek istedim. Sorularınız varsa buradaki sosyal medyadaki hesaplarımızdan şu anda bazı arkadaşlarımız yazıyor. Siz de yazabilirsiniz. Hocam devam edebilirsiniz. Şenem Adana maçını yani 75 dakika 0-0 devam ederken işte duran toptan 2 golle kaybettik. Ama tabii umudumuz vardı yani. Birkaç mağlubiyet hakkımız vardı. Yine bu süreçte transfer etmek istediğimiz oyuncu vardı. Bu süreçte Felspor şampiyonluğu garantiledi. Oradan da oyuncu almak istedik. Oradan da işte neden alamadığımızı da bilmiyorum. Oyuncular gerçekten parayı da tercih etmiş. Orada saygı duyuyoruz. Çünkü kimisi öğrenci, kimisi evli, çocukları var. Bunlara da saygı duyuyoruz. Alamadık yani. Kardeşköy'den de iki oyuncu istedik. Oradan da alamadık. Alamadığımız için yani istediğim bir de oyuncu kaybettik üzerine. Bir de oyuncumuzun genç olması ikinci yarı biliyorsunuz. Bütün liglerde yani. İkinci amatör küme de aynıdır. Süper Lig'de aynıdır. Zor geçer her zaman. Çünkü artık son haftalar birisi düşünme oynuyor, biri şampiyonla oynuyor. Deplasmanda maç kazanmak zordur. Bunu düşünerek biraz yaş ortalamamızı da yükseltelim istedik. Başaramadık ama yani belki şampiyon olamayacağız, belki playoff oynayamayacağız ama bence bu şartlarda oyuncuların çok büyük iş başardılar. Yani. Onlarla gurur duyuyorum. Evet. Ya playoff daha yani matematiksel olarak çok mu zor diyorsun? Ya %1 gibi bir şey yani. Değil mi? Çok zor. Yani kaybetmeseydik isabetle beraber bile kalsaydık ipler bizim elimizde. Evet. Bütün maçları kazanıp çıkabiliyorduk playoff'a. O zaman bu kritik isabetli maçı şu anda görüntülerde ekrana gelmişken konuşalım üzerinde. Hocam ne oldu İsabeli'de? Yani İsabeli maçını kazansaydınız dediğiniz gibi şansınız devam edecekti. Şimdi İsabeli maçı öncesi, haftalar öncesi Nazilispor'un deplasmanda olması sebebiyle Nazilispor taraftarlar grubu bu maçla ilgili sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor. Doğal olarak Aydınspor taraftarları da zaten bütün maçlara geliyordu. Sadece tabii, bu maça tabii, değil, tabii. Her maça geldiklerini söyleyeyim. Evet. Geliyorlardı. Ve sonuçta o maçta buluşuldu. Ortamı yaşayan sizsiniz. Gazeteci evet. Kamil arkadaşım bu maçı yaşayan, birebir yaşayan arkadaşımız. Belki o da ilerleyen dakikalarda ararsa beni telefonla onu da bağlayacağım. Ne oldu hocam? Maç öncesi siz nasıl karşılandınız? Nasıl bir atmosferde sahaya girdiniz? Önce onu bir konuşalım. Ya, maç öncesi tabii ki bir deplasman takımı nasıl ağırlanması gerekiyorsa yöneticiler, futbolcular o şekilde ağırladı. Ama ısınmadan itibaren bizim taraftarlarımızın gelmesinden sonra ortam bir anda gerildi. Herhalde bizim taraftarlarımızın orada bulunması güvenlik güçlerini de olumsuz etkiledi. Girer girmez bizim seyircilerimize fiilim geldi bulundu. İşte biber gazları falan sıkıldı daha maçlar başlamadan. Tabii bizim taraftarımızın kalabalık olması. Tabii iki takım arası herhangi bir şey var mıydı? Aydın'daki maçta yok, hiçbir sıkıntı yoktu. Gayet iletişimimiz gayet iyi. Hala iyi çok arkadaşlarla ama tabii bir futbol maçını kazanmak için o rakip takımda özellikle tecrübeli oyuncular çok yani profesyonel geçmiş olan oyuncular da var bayağı. Evet. Bir futbol maçı nasıl kazanırız onu çok iyi biliyorlar. Maç öncesinde özellikle seyrimde şöyle bir sıkıntı oldu. Rakip takımın bir oyuncusu işte bizim taraftarlara karşı işte bunları buraya aldırmayın, bunları buradan gönderin tarzı söylemleri olmuş. Bunu duyan taraftarlarımız da sen ne diyorsun diye orada bir arbede yaşandı. Maç başında daha başladı. Serimini'de oldu bu olay. Tabii orada ortam bir anda gerildi. İşte tekrar işte insanlar birbirleriyle hani tokalaşırken orada bir daha gerildi. Tribünlerden işte su pesişi atıldı, taş atıldı falan. Daha bir taş atma olayı maç boyunca oldu mu hocam? Tabii hiç durmadı ya maç yani. Şeytan taşlar gibi mübarek insanlar bizi futbolcuları taşladılar orada. Olmaması gereken şeyler ama maalesef çok kötü. Peki sadece şimdi Didim Belediyespor maçlarını takip eden, Didim Spor maçları takip eden bir abimiz de var. Erdal hocam, Erdal Bey için. O da diyor ki İsabeli'de biz de aynı şeylere maruz görüyoruz. Yani İsabeli maçlarında hep bu şekilde baskı altına alıp bir puan mı kazanılıyor yoksa
belli takımlar mı oluyor? Ben onu özellikle öğrenmek istiyorum. Yani baskı kurmak bu işin doğasında var. Tabii ki baskı kuracaksın. İsabe her maça böyle seyirci geliyor muydu? Ya böyle seyirci gelmiyor İsabe. Bu işin başına da gittik. Böyle bir atmosfer, böyle bir ortam yoktu. Evet. Tabii Aydın Spor'un büyüklüğü bunda çok önemli. Yani taraftarımızın olması. Şehrin takımıyız biz. Şehir takımı. Biz belediye takımı değiliz, ilçe takımı değiliz, mahalle takımı değiliz, köy takımı değiliz. Bir şehri temsil ediyoruz. Evet. Ve herkes bu şehri yenmek istiyor nedense. Yani yenerken de yani ne gerekiyorsa yapıyor. Yani mücadelenin dışında başka şeyler varsa onları da yapıyorlar. Yani biz Aydın Spor'u yendik. Şehri tatmin olacaklar. Tabii ki yenebilirsiniz. Bu bir oyun. Bunun sonunda ölüm kalım meselesi değil bu. Tabii ki kazanacaksınız. Biz de kaybedeceğiz. Ama yani bunu kazanırken yani her şey mübahtır anlayışına girmek hiç kimseye yakışmıyor. Yakışmıyor. Evet. Eğer izliyorlarsa yani Sabeyli Şırlan Spor yönetici, teknik heyeti Orhan Hoca izliyorsa benim telefonum vardır onlarda. Arayabilirler. Bu konuyla ilgili kendi görüşlerini de söyleyebilirler. Çünkü ekranlardaki görüntüde genelde Aydın Sporlu oyuncular, teknik heyet, bazı taraftarlar hep onların üzerine gidilmiş. Sürekli bir atışma var, laf atılıyor. Sürekli bir şey oluyor. Yani siz de oturduğunuz yerde kalkamamışsınız. Öyle diyorum. Sürekli sizin olduğunuz bölgeye taşıdım. Tabii ben oturup kalktım. Genelde ayaktaydım. Kulübeden kimse kalkamadı zaten. Peki maçın gözlemcisi de yıllar önce çok tecrübeli bir isim. Kazım Erçakır'dı. Yani hiç Kazım Hoca'ya bir şey söylemediniz mi? Hakeme yani biz taş atılıyor, canımız tehlikede, iyi bir durumda değiliz veya sizin aklınız o anda sağdan çekilme gibi bir şey gelmedi mi hocam? Bu konuda size de eleştiriler var çünkü. Evet, şöyle Suat abi buna sonra gelsek olur mu? Birkaç şey var. Öncelikle maçı konuşalım bence. Bir futbol maçı oynuyoruz. Mutlaka kazanan kaybeden olacak yani ya da beraberlik üst neticede bir maç sonuçta. Biz maça çok iyi hazırlandık dersem yanlış söylemiş olurum. Çünkü hafta içerisinde 8-9 oyuncuyla antrenman yapmaz gereği duyduk. Bazı oyuncumuzun rahatsızlığı vardı. Hiç antrenmana çıkmadan maç oynayan arkadaşımız vardı mesela. İki oyuncumuz hiç antrenmana çıkmadı bir hafta boyunca. Ama teori anlamında iyi çalıştık dersimizi. Özellikle maçın ilk 15 dakikası hariç topun kontrolü rakipteydi ama oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Rakip takım topa sahip oluyordu ama hiçbir pozisyon üretemiyordu. Biz istediğimizi yapıyorduk. Kazandığımız toplarla kontrole çıkıp ilk yarıda 1-0 önde kapattık. İkinci yarı yine devre arası aynı şeyle konuştuk. Genelde ben antrenman rakip hayatımda maç öncesi, devre arası, antrenmanlarımda ve taktik konuşmayı severim. Yani başka şeylere girmem, işte yapmamız gereken ya da yanlış yaptığımız şeylerle ilgili konuşmayı. Aynı şeyler oldu. İşte bunları yapmamız gerekiyor. Teori anlamında bunları anlattık devre arası. Oyuncumuz buna sadık kaldı. İyi savunma yaparak kontrolden ikinci golü bulduk. 3-4 yapabilirdik, golleri kaçırdık. Artık son yarım saat 25 dakika ortam iyice gerildi. Biz de bu 25 dakikalık süreçte topu bizde kalmasını sağlayabilirdik. Daha fazla kontrol atağa çıkıp rakip takımın ataklarını savunabilirdik ama bunu yapamadık biz. Yani topu bizde kalmasını sağlayamadık. Top bizde kalmayınca rakip takım biraz daha topla oynamaya başladı. Bilinçsiz bir şekilde saldırıyorlar. Uzun top atıyorlar, biz savunuyoruz. Uzun top atıyorlar, biz hiç pozisyon yok maçta. Maçı yani 2-0 bitecek gibi oldu maç. Ama şöyle bir şey oldu. Burada oyuncu değişikliği yapamadım mesela. 90 dakika oldu. Orada benim bir eksikliğim olmuş oldu ama kulübümüzde onları alabileceğimiz oyuncular yoktu. Kulübümüzün tamamı belki de hiçbir antrenmana gelmeyen oyunculardan kuruluydu. Bir 2-3 tanesi de hastaydı. Bu maçta istediğimiz gibi gidiyordu. 2-0 öndeydik. Evet. Oyuncu değişikliği yapacak bir durum da yoktu. Rakibe pozisyon da vermiyorduk. İşte eksiğimiz topun bizde kalmasını sağlayamamaktı. Ama maç öyle bir hal aldı ki hocam şu anda bu maçı izleyen sözünüzü unutmayın. Tamam. Maçı izleyen Coşkun Çakırca kardeşimiz hattımızda. Evet Coşkun, sen maçı yaşadın. Neler diyeceksin? Türkiye'de yaşanan Van'daki olaylardan dolayı. Alo. Evet Coşkun, seni dinliyoruz biz. Alo. Coşkun, biz seni dinliyoruz. Sen konuşabilirsin, devam et. Alo Suat abi, ses gelmiyor. Coşkun, biz seni duyuyoruz. Biz seni duyuyoruz. Sen şu anda söylemek istediklerini söyleyebilirsin şu anda. Neyse, kesildi hocam. Devam edelim. Tabii bizim futbol içinde olması gerekenleri 75-80'den sonra çok fazla yapamadık. Ama bu süreçte de pozisyon hiç vermedik. Ama şöyle bir şey oluyor maçlarda. Şimdi rakip takım oyuncuları müsabakayı yönetmeye gelmeyen, idare etmeye gelen bir tiroyu görüyor saha içerisinde. Evet. Yani yönetmek çok farklı bir şey, idare etmek çok farklı bir şey. Bu maç idare edilecek bir maç değil. Bu maç yönetilecek bir maç. Evet. Sen müsabaka anında
Eğer sana bir oyuncu hakaret ediyorsa, sana bir oyuncu göğsüyle fiili müdahalede bulunuyorsa, eğer bir oyuncu bizim seyircimiz olduğu yerden taça çıkan topu almak için seyircilerimize tekme atıyorsa, işte ikinci golden sonra yan hakemine offside itirazında bulunmak için split atıp hakaretler savuran sarı kartlı oyuncuyu ikinci sarı karttan atamıyorsan, bu bir maç yönetmek değil, bu bir maç idare etmektir. Talimat şudur: maçı bitir. Ama ne olursa olsun bitir. Olay çıkmasın, sıkıntı olmasın diye maçı tamamen yönetmeyi bıraktı, idare etti. Eğer maçı yönetseydi İsmail takım maçı 8-2 tamamlayacaktı ve maç belki de 5-0 bitecekti. Benim kabullenemediğim nokta burası. Siz neden maçı idare etmeye geliyorsunuz da yönetmeye gelmiyorsunuz? Neden oradaki oyuncuları atamıyorsunuz? Hocam, o telefon geldi çünkü birebir yaşadığı için söylüyorum. Coşkun kardeşimiz hattımızda, maçı izleyen Coşkun Çakırcı ile birlikteyiz. Evet Coşkun, seni bilmiyoruz. Neler yaşadınız maçta? Hemen ilk dakika şunu söylemek istiyorum. Maç zaten iki tarafın bayağı bir şiddetli olayların yaşanması zaten yani herkes biliyordu, olaylar şiddetli yaşandı. Ama benim şurada sadece Recep Hoca'ya şunu sormak istiyorum. Bence bizim bugün aldığımızın mağdurabiyetin tek sorumlusu bence Recep Hoca. Maç başladığında ikinci dakikadan 89. dakikaya kadar Nazir İhsan abiyle Şırnak taraftarının takımı 89 dakika boyunca baş, bitirme şişesi, pet şişesi, ağzını tutarak tutulunca 89 dakika boyunca ben maçı izliyordum. İzleyeceğim hocam, oraya yağmur gibi taş giriyordu. Yani atılan yabancı maddenin haklı hesabı yok. Niye Recep Hoca 89 dakika boyunca hiç bir an müdahale etmedi? Niye sahanın ortasını girmedi? Hocam benim kafama her türlü yabancı madde giriyor, taş giriyor. Coşkun, ben onu şimdi az önce sordum. Hocam yanıtlayacak. Hocam dedim, niye müdahale etmedin, hakeme gitmedin, maçın gözlemcisine gitmedin? Evet. Onları anlatacak birazdan ama sen de sormuş oldun. Birazdan onları hocamızdan dinleyeceğiz değil mi hocam? Yani tabii ki anlatıyordan buraya. Hocam anlattı, tam onu anlatacaktı zaten. Ben bunu anlatmadım. Yani bunu yaşadım. Yani Recep Hoca burada bence bir takım 80 dakika, 85 dakika boyunca taşlanıyorsa yeni kulübesine taş, sopa, birleşmesi ya bütün yabancı maddeleri yarıyorsa neden 89. dakikaya kadar müdahale yapmadı da maç sonunda kapımıza taş geliyordu, pet geliyordu, şişe geliyordu. Neden bunu yani önümüze sundu? Niye mesela dakika maç takım konusu olarak 70 ve 80'li bitmiş durumdayken 90'lı dakika maç işit olduğunda neden bu kadar yabancı madde sahaya atılırken neden Recep Hoca önlemini alıp da tamam. Coşkun, vaktim kısıtlı. Hocama bu soruları soralım. Sen izleyelim, bakalım neler diyecek. Teşekkür ediyorum. Aradığınız için. Kısıtlı. Hocama daha çok söz vermek istiyorum. Ben sorunu aldım. Teşekkür ediyorum ben sana. Sağ olasın. Sağ ol. Evet hocam. Ne? Coşkun faturayı sana kesti ama. Evet. Normal ya mağlubiyetten sonra. Mağlubiyetten. Şöyle şöyle gerçekten hocam, mesela şunu soracağım. Yani sorunun devamında da olsun. Yani gittiniz mi gözlemciye, yardımcı hakemine gittiniz mi? Yani o olayları bir anlatır mısınız? Peki. Şimdi maçın 5. dakikasından itibaren artık taş yağmur, pet şişe, dediği gibi kola şişeleri, spray şişeleri, taşlar falan. Oraya alacaktım zaten. Atlara bak, yan hakemle durmadan konuşuyoruz. Ya bak hocam, hani bu iş böyle olmaz. İlla birinin hani bir şey mi olması lazım? Hani bitirmemiz gerekiyor falan. Bunu durmadan konuşuyoruz. Kazım Hoca benim yanımda sorumda duruyordu. Kazım Hoca'ya durmadan söylüyorum. Hocam bak, bu iş böyle olmaz. Benim canım yanacak. Ya bu maç artık hani bir şeyler yapın. Bir şeyler yapın dedim. Tabii çok oralı olmadılar.
1-0 devam ederken yine aynı şekilde. 2-0 olduktan sonra özellikle. Hakemden güç alan isabeli sporlu futbolcular, hakemden güç alan taraftarlar hem itirazı şiddetini arttırmaya başladılar ki bizim geldiler dahil. İşte seyirciye tekme, hakemi göğsüyle itme. 2-0 olduktan sonra hakem tabii bu atılan taşlara gözlenince atılan taşların ağırlığı ve sayısı artmaya başladı. O kadar çok taş atılmaya başladı ki herhalde isabet bol oranı yok artık. Bir bergazı sıkıldı bizim taraftarlarımıza. O ara oyun durdu birkaç dakika. Orta sahaya kadar gittim. Orta sahaya kadar. Çoşkun orayı kaçırmış herhalde. Hala olarak benim planım olsun diye Şevket Hoca'ya ilettim. Ne var ki bunda bana dedi. Ne var ki hocam bunda dedi. Ha, biber de sıkılıyor. Ne yapılıyor? Hoca bir ne var bunda? Ne var ki bunda diyor. Yani. Maç devam edecek diyor. Yani orada aynen emniyetinin de, jandarmanın da yani bu olayları izleyip aslında görüntüleri alabilirseniz şahlanırız. Yani enteresan şeyler olmuş. Tamam, devam ediyorum. Yani bu ara Kazım Hoca benim yanımda maç izlerken karşı tarafa gitti artık. Yani benim baskımdan karşı tarafa gitti. Hocam artık şu maçı bitirin. Bu maçı bitirirken bitir dönemde de skor ne? 2-0 lehimize. Evet. 2-0 lehimizeyken maçı bitir diyorum. Mağlupsak dersin ki ya bu takım mağlup zaten rol yapıyor. Hı-hı. İşte hükmen kazanma derdinde üçkağıtçılık yapıp bunları kabul ederim. Hı-hı. 2-0 mağlupken yapsam kabul ederim. 2-0 galipken yapıyorum. Hı-hı. Kazım Hoca diyorum neden korkuyorsunuz? Hakime diyorum ki neden korkuyorsunuz? Bitirin şu maçı. Dakika 85 oldu Suat abi. Kalecimize taş atıldı, isabet etti. Yine orta sahaya kadar gittim. Çoşkun orayı da kaçırmış. Hı hı. Neden bitirmiyorsun dedim. Ya ölelim mi dedim yani. Hı hı. Şimdi kalkar. Hiçbir şey yok diye Şevket Hocam'ın futbolcularımıza söylemiş. Yani. Bir şey yok şimdi kalkar diye şey yapmış. Yanıt veriyor karşılığında. Aynen şu cümleyi kullanıyorum yine. Bakın biz 2-0 galibiz. Mağlup olsak bu şekilde davransak bitirmeyebilirsin. Ama galipken sen bu 85. dakikada kaleciye taş atılmışken bu maçı bitiremiyorsan, hı-hı, sen buraya maçı yönetmeye değil, idare etmeye gelmişsin. Başına çok büyük dert alıyorsun dedim. Coşkun bunların tabi hepsini kaçırmış. Kazım Hoca da benim baskımdan karşı tarafa gitti. Neden korkuyorsunuz? Neden maçı bitirmiyorsunuz? Neden cesaretli değilsiniz diye bir çok kez uyardım. Çünkü cesaretli insan korkusuzca karar verendir. Evet. Maalesef karar veremediler. Veremediler. Yani o anda tabii o sıcaklıkla sizin de aklınıza gelmiyordu. Keşke yatsaydı, kalkmasaydı ama fiyatı art niyetli oynatacaklar. 2-0 galibiz yani. 2-0 galibiz. Neden böyle bir, yani, mağlup olsak da böyle bir şey yani girmeye gerek yok. Yani isabeli takımın utanması lazım burada. Yani burada yönetici, bir tane yönetici gelip de maç içerisinde, devre arasında ya hocam size taş atılıyor. Kulübede çok rahat değilsiniz, biz bunu engellemeye çalışacağız da demediler. Evet, evet. Burada bir önemli olan şu var. Yani bu çocuklar can taşıyor. Evet. Bu çocuklar bir çocuk, bir babanın ya da bir annenin evladı. Bu çocukların kafalarının yarılması bazı insanları mutlu edecekse, hı-hı, biz bu maçlara çıkmayalım o zaman ya. Oynamayalım yani bu maçları. Hı-hı. Ya da rakip takım buna müdahale etmiyorsa, mesela Aydınspor bizim kendi sahamızda böyle bir şey olsa biz müdahale ederiz. Yani yapmayın. Mesela şöyle bir şeyle duydum ilk defa. Video izleyince hocalarını tespit etmiş. Sahaya giremeyen hocalarımız var bizim. Antrenman kartı olmadığı için. 80. dakikada hocam diyor 3 golü su gitti diyor İsabeli kulübesine. Dakika 80'de 3 golü su mu gider? Biz bir golü bir maçta bitiremiyoruz. Yani. Neden 3 golü su kulübeye gidiyor acaba? Yani bu da araştırılmalı ya. Bununla ilgili bir açıklama yapılmalı. Bizimkiler mi yanlış oldu bilmiyorum. Ama yani 3 golü sonra sen taraftarına dağıtırsan taraftarı. Şimdi bizim takımın yaş ortalaması çok düşük. Evet. Yaş evet. Düşük olunca skor şey geldikçe, zaman geldikçe baskı artıyor. Rakip takım oyuncular hakeme itiraz ediyor. Hı-hı. Bu sefer seyirci bunda hakeme bakıyorsun itiraz ediyorsun. Hakem bir tepki vermiyor. Hı-hı. Tepki vermeyince şiddet artıyor. Şiddet artıyor. Seyircinin de şiddeti artıyor. Dediğim gibi taşın evet, ağırlığı artıyor. Evet. Sayısı artıyor. Hı-hı. İsabet oranı da artıyor. Evet. Ya sen şimdi burada hakem, ya şunu beklerdim hakemden. Maç tatil etme ayrı konu. Ya yeter artık ya. Ya kalecimize taş geldi. Dakika 85 ve galibiz 2-0. Ya yeter artık ya. Ne yapıyorsunuz siz? Hı-hı. Bırakıyorum. Git sömürüsünü. Boşalt orayı. Bir daha oynayalım maçı. Ya. Biz maçtan kaçma taraftar değiliz ki. Yenisinler bize saha içerisinde. Eyvallah. İlk defa da yenilmeyeceğiz. Birçok kez de yenildik. Git sürmelisin. Orayı boşalt gerekirse, hı-hı, maçı oynayalım. Bu ara Kazım Hoca biber gazı atıldığında sahanın içine giriyor. Telefon konuşması yapıyor. Eğer İlhakem Kurulu'yla telefon konuşması yapmıyorsa kimle telefon konuşması yapıyor? O zaman neden telefonun açık senin? Hı-hı. Mücahit Hoca daha hakim mi? Sen Mücahit Hoca'dan şey yapıyorsun. Mücahit Hoca sana sorumluluk vermiş. Sen bu sorumluluğu orada kullanacaksın. Maçı bitirmek gözlemcinin sorumluluğunda değil, hakemin sorumluluğunda. Ama evet, sen gidip hakime bir şey anlatıyorsun. Biber gazını anlattın. Kaleci İsmail'in kafasına taş geldiğinde gittiniz konuştunuz bir şeyler, hmm, telefon geliyor anlatıyorsun. Orada artık sorumluluk alacaksınız. Maçı iptal etme ya, git sorum arasına. Biz gelelim 2-0'dan devam edelim. 2-2'den devam edelim. Yani maç dursun. Orayı boşaltın ya. Orayı boşaltın ya. Biz sonuçta can taşıyoruz yani. Oradaki evet, çocuklara sorumluluğu bizim başkanları sorumluluğunda. Çocuğun babası dese sen benim çocuğumu koruyamadın. Sen nasıl başkansın dedi. Başkanlar nasıl yani açıklama yapacak? Yani Coşkun olayı kaçırmış. En az 3 defa sahanın içine girdim. Zaten birileri kırmızı kart gördüm. Hı-hı. Ondan da haberi yok herhalde.
İhlalden dolayı atıldım. İki defa da otosahaya kadar gidip hem Kazım Hoca'ya hem Şevken Can'ı uyardım. Artık bitirin yeter diye söylememe rağmen maçı bitirmediler. Çünkü onlar haklı. Çünkü onlara gelen talimat maçı tamamlamak yönünde. Yani bu talimat nereden, kim nereden geliyor onu da... Şimdi Mücahit Hoca'yı bunu ben suçlamıyorum. Mücahit Hoca'yı ben de olsam maçı bitirdim gidiyorum. Çünkü görmüyor. Görmediği bir şey. Atılan taşın miktarını görmüyor. Ağırlığını görmüyor. Şişeleri görmüyor. Kalecinin canı yanmış mı görmüyor. Hiçbir şey görmüyor. Evet. Edilen küfürleri duymuyor. Bunu tabii ki bitirecek gözlemci. Sen orada yani, Kazım Erçakır Hoca, Kazım Erçakır Hoca gerçekten vicdanen rahat mıdır? Ben vicdanen bu maçın iyi gözlemcilerini yaptım. Aydın Spor'u korudum veya iki takım da çok iyi maçı tamamladılar diyebiliyor mudur? Kendi vicdanına bırakmak istiyorum. Ahmet Kanzı Sürer'in bir sorusu vardı. Yani tekrar yazarsa sevinirim. Faruk Kılıç spor kardeşlikçe ülkemizdeki tüm spor müsabakaları cahitlenmenlik ve kardeşlik içerisinde geçmesini dilerim demiş. Evren Erinmez Aydın Spor Süper Lig'de demiş. Böyle şeyler de var. Birkaç soru vardı ama telefonda bağlantı gelince şey yapamadım. Peki hocam şimdi aslında Aydın'daki amatör sporu yönetenlerden memnun musunuz? Yani belki biraz zor bir soru ama. Şöyle söyleyeyim. Yöneticilik kısmı zor bir kısımdır. Yani yöneticilik kısmı şimdi ben de idare görüyorum var üniversitede. Herkesi memnun etmek zorundasınız. Yani burada kimsenin kalbini kırmadan bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. İyi ya da kötü tartışılır bu. Yani herkesin gönlünü almak zorunda çünkü orası seçimle gelinen bir yer. Yani İsa Beyli Sıçırlan Spor'u farklı, Aydın Spor'u farklı davranamaz oraya oturan insanlar. Ona saygı duyuyorum. Ama benim daha hakemin söyleyeceklerim bitmedi. Maçta ambulans var mıydı? Yok görmedim ben ambulans. Maçta? Bu maçta ambulans yok. Ama 5-6 tane Toma vardı. Toma vardı. Toma vardı. Ambulans göremedim. Peki ambulans görevini istemek kimin görevi? Yani o kulüp ya da amatörde oluyor bilmiyorum ya Genç Spor Müdürlüğü Federasyon yazışmasıyla oluyor ya da ila bilmiyorum yani ya da kulüp istiyor. Kulüp istiyor. Ama bu maçta bir ambulans değil 5 ambulans olması lazımdı. Yani o kadar boyut büyüktü. Tabii o kadar boyut büyüktü. Yani. Şunu anlatmadan geçemeyeceğim yani Şevket Can kardeşimiz genç bir hakemi, klasman hakemi. İnşallah da iyi yerlere gelecektir. Ondan da şüphemiz yok. Şimdi Şevket Can iyi yerlere gelecek diye de kimse kusura bakmasın. Ben 99'u Mali'nin, 99'da Ali Samet'in, 99'u Serhat'ın 2000 doğumlu Mehmet Çakalan, 2000 doğumlu Yusuf Yoraçan, 2001 doğumlu Fatih'in, 2001 doğumlu Mert'in, 2001 doğumlu İlyas'ın, 2001 doğumlu Çağlar'ın hakkını kimseye yedirtmem yani kusura bakmasınlar. İnsanlar bir yere gelecek, başarılı olacak da bizim oyuncularımız yönden bu olacak. Yani bu artık yok. Yani böyle bir şey yok. Ben bunu geçmişte de yaşadım. Evet. Ben şunu öğrendim bu süreçte. Özellikle bu maçtan sonra şunu öğrendim. Bir şeyleri ben hep iyi yapmak yani iyi yapmak derken tabii ki yanlış yapıyoruz. Kötü yaptığımız yerler de var. Yani iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hep hayatımız boyunca bunu öğretmeye çalışıyoruz çocuklara. Futbol anlamında da hep teknik taktik konu üzerinde çalışıyoruz. Ama şunu öğrendim ben artık. İyi bir şeyler yapmadan önce kötülükleri engelle. Evet. Artık biz böyle çalışacağız yani. Kötülükleri engellemem lazım çünkü iyi bir şey yapamıyoruz. Futbol oynamaya çalışıyoruz, oynatmıyorlar. Maçı kazanmak için adam her şeyi yapıyor ve sonucu da başarılı oluyorsa, yanına da kar kalıyorsa kusura bakmasın kimse. Bundan sonra ben kendi adıma söylüyorum. Bundan sonra kötülükleri engellemek adına çalışacağım. Evet, evet. Hocam mesaj yazmış. İsa Beyli Şırlar Spor Genel Sekreteri dedim bağlanabilirsiniz. Söz hakkı doğduğu için. Tabii tabii. İstanbul'dan bir arkadaşımız yazmış. Volkan Aktuman. Herkese iyi akşamlar sonra da küçük yaşlarından itibaren solu alttan beri istedir. Aydın Spor maçları da alırdık. Aydın tüm içeriden herkes Aydın Spor'u desteğe gelir. Şimdi ne oldu? Herkes efsaneye saygı duyması gerekirken düşman kesildi. Bence büyük bir korku var. Efsane tekrar güçlü eski günlerine döner diye diğer takımlardan rahat sağlayalım işine gelmiyor demiş. Recep hocam şu an Aydın Spor'un hocasıdır. Herkes sahip çıksın, kenetlensin. Aydın Spor'luk bunu gösterirdir. Böyle bir yorumda da yapmış değerli arkadaşımız. Mustafa Engin Aydın Afyon o başka bir yere gitmiş. Evet İsa Beyli Şırlan Spor Genel Sekreterimiz eğer ararsa programımızın son bölümünde şey yapacağım telefon numaramı yazdım kendisine. Şu anda yayındayken benim arama şansım yok ama eğer ararsa da onların da görüşlerini alabiliriz. Şimdi hocam neler olacak? Bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Ya bundan sonraki süreç tabii ki bizim iplerkenlerimizde elimizde değil. Rakiplerimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Bugün arkadaşlarla da konuştuk. Evet. Ben sezon başında arkadaşlarla şunu konuştum. Onu söylemeyi unuttum. Tabii. Şöyle bir durumumuz var. Dedim ki yani başarılı olmak şu an çok zor. Bunu herkes biliyor ve herkes söylüyor. Ama bu başarısızlık siz olduğunuz için değil. Tam aksine başarılı olacağız ve bu siz olduğunuz için.
Neden böyle diyorum? Sizin hepinizin karakterini biliyorum. Hı hı. Dik duruşunuzu biliyorum. Yaptıklarınızı biliyorum. Ve çok da başarılı oldular bana göre. Yani 90'a kadar biz İsabeli maçını kazansaydık playoff şansımız %95'e çıkıyordu. Çünkü son hafta bu şeyi oynayacağız. O zaman herkes belki garantilemiş çıkacak bu maça. Hocam İsabeli Spor Genel Sekreteri sanırım arıyor şu anda. Ama şey yaptı, kesildi. Hocam bağlantınız kesildi. Bu arada Aydın Spor Kulüp Başkanı Özcan Çetal ikinci yarı kale arkasında seyircilerin boşaltılması ile ilgili belki 10 kere gözlemciyi uyardım. Gereğini bir türlü yapmadı. Takımı sahadan çekmek için sahaya girdi. Hakem maçı santral yapmadan nasıl bitirdi anlamış değilim. Maçın katili oldular diyor. Bu hakemi kurtarmak için yazdıkları raporlarda koskoca Aydın Spor'un hakkını gasp ettiler demiş Özcan Çetal Başkan. Raporlar çıktı mı biliyor musun? Biz dinlemiyoruz, rapor bize söylenmiyor. Ama bizim bugün bir yazılı başvurumuz oldu. Raporları istedik yani, eğer öyle bir şey var, veriliyor mu bilmiyorum, belki de verilmiyordur. Hani görmek istiyoruz yani. Şikayetçi misiniz, şikayetçi oldu mu? Federasyon herhangi bir şeye bir yaşla ilgili... Yani biz işlerimizi ilettik yani, bundan dolayı rahatsız olduğumuzu ilettik. Maçı yönetmediğini, idare ettiğini, hani bu maçın yönetilmesi gerektiğini söyledik. Evet, şu anda telefon bağlantımız gerçekleşti. İsabel Işıldan Spor Genel Sekreteri değil mi efendim? Yanlış söylemiyorum. Evet, Arif Şen. Arif Şen. Evet Arif Bey, ben programın başında geleni söyledim. Çok lafı da uzatmak istemiyorum. Sizden hocamızı davet ettim. O mesaj yazmıştı. Birazdan onu da okuyacağım. Ne diyeceksiniz bu iddialar, bu maçla ilgili sizin görüşleriniz nelerdir? Şimdi öncelikle Recep Hocam'a hayırlı akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Yatağımız olduysa üzüntü diliyoruz. Maç esnasında oldu falan. Şimdi her iki takımın da kendine göre hatalar oldu. Tamam, bizimkiler su bardağı attılar, atmadılar. Ama Aydın Spor'un taraftarlarına sağımıza rakı şişesi, şarap şişesi, maytap, patlayıcı ve araçlarımızın camlarını kırdılar. Evet. Aydın Spor taraftarları da bu tür olumsuzluklar yaşattılar diyorsunuz. Ama kesildim sen, siz benim sesimi. Efendim? Sesim kesiliyor herhalde. Yok yok, hayır, biz seni dinliyoruz şu an stüdyoda. Telefon zor şartlar altındayız. Biz, siz gerektik açıklamalarınızı yapın. Biz sizi dinliyoruz. Tamam. Şimdi bakın. Bu taraftarlar Aydın Spor taraftarı sabit giriş yaptığında İsabeli'yle giriş yaptığında sporla alakası olmayan, şimdi bizim İsabeli'de 10 bin nüfus var. Evet. 10 bin nüfus. Bunlar otobüslerle İsabeli'ye gelirken, başından anlatıyorum size, maytaplara, maytap patlayıcılara, insanların gözünü kör edebilir, başını kör edebilir, yoldaki vatandaşların üzerine İsabeli'nin girişinden itibaren atmaya başlıyorlar. Tamam mı? Evet. Şimdi o şekilde İsabeli kasabasının içerisinde geziyorlar. Otobüste, koca otobüste. Bunu belirtiyorum size. Evet. Kahvelerin önlerinde maytap atmacı insanlara o şekilde futbol sahası geliyorlar. Tamam mı? Evet. Otobüsten iner inmez 100 kişilik grup maytaplarla iniyorlar. Şimdi İsabeli'nin de kendine göre bir taraftar var. Bir de bizim istemimiz dışında Nazilli'den taraftarlar geldi. Yani en doğal hakları maçı izlemeye geldiler. Nazilli Spor taraftarları. Evet, evet. Ki onlar da bir grup oluşturdular orada. Aydın Spor'u da. Evet. Şimdi Aydın Spor, İsabeli maçına Aydın izlemeye geldiğimizde 4 tane taraftar geldik. Evet. 4 tane taraftar. Bir saniye. İzlemeye geldiğimizde Aydın Spor'u taraftarlar Aydın'da bizi sürekli Nazilli'nin satılmış köpekleri diye tezahürat yaptılar. Biz 4 taraftarız, bakın. 2. taraftarımız yok. 3, siz 4.sü benim 13 yaşında oğlum, 4. taraftar. Evet. Sürekli Aydın Nazilli'nin satılmış köpekleri. Şimdi bakın beyefendi, bizim Sırnan Spor Kulübü olarak bütün haklarımız Nazilli Belediyesi tarafından elimizden alındı. Evet. Bütün gelirimiz elimizden alındı. Bizim sadece İsabeli'nin öyle evladı Taner Sayın Başkanımız cebinden bütün, bakın, yemek parasından tüp parasına kadar hiçbir yerden bir tane Allah'ın kulu belediye çıksın, biz Şırnak Spor'a yardım ediyoruz desin. Bakın, bizim var ya, yendiğimiz maçlar Aydın Gazetesi'nin hiçbirine çıkmıyor.
basını takip edin. Evet, evet takip ediyorum ben. Doğru söylüyorsun. Bakın, evet. Bir tane bizim hakemin özellikle yaptıkları o. Şimdi hakem Aydınspor'un attığı golü mü saymamış? Yani onu söyleyeyim bana. Biz 85. dakikada kadar, 80. dakikada 3-2 öne geçtik. Öne geçtik. Babakimiz bu oldu. Yani tabi sahaya taş atıldığını, petişe atıldığını ama bunun karşılıklı olmadığını da siz savunuyorsunuz. Bağırma işte atılıyor. Atılmaması gerekiyor ama değil mi? Atılmaması yani? Gerekiyor. Bakın en büyük karşı çıkan benim. Evet. Atılmaması neden dolayı yaptım. Yapacağım tekrar özür diliyorum. Ben onu tanımam. Ama olmaması gerekiyordu. Evet. Hocam burada sizin bir özür dilemeniz bile bence camiye hazırlığı bir erdemliktir. Ben teşekkür evet. ediyorum. Bizim bunun üzerine çok konuşup ortamı germeye, ortamı daha fazla başka boyutlara taşımaya da öyle bir amacımız da yok zaten. Ben Orhan Atalay hocam da mesaj yazmış. Şimdi ortam çok sıcak. Yani ben gelirsem başka şeyler olabilir. Ben de saygı duydum Orhan hocama. Yani maçı gelmemize, ortamı gelmemize, iki kulüp arasındaki ilişkileri, iki il ve ilçe arasındaki ilişkileri bir spor müsabakasından arttırmaya gerek yok demiş. Ben son derece hak verdim. Süren çok kısaldı. Ben bu katıldığınız için size teşekkür ediyorum. Bir kez daha yaptığınız bu güzel... Şunu söyleyeyim ben. Şunu kapatıyorum. Kavya maçla arkadaşlarımız otobüsten taş atılmış. Abi biz futbol insanları sindirmeye çalışıyoruz. Niye otobüsten kavyayı taşıyorsunuz? Anladım. Adamlar biz şimdi geliyor çubuk burnu kapatıyor. Ben öyle öldü adam. Ya bunu küçücük mevcut kardeşe de taş gelse de adam ben ölüyorum diyor şimdi. Anladım. Biz uçakta oturuyoruz. Tamam. Yani kasamadınız mı? Gayet çıkamayacak, konumu kapatıyor adam. Anladım. Ben ölüyorum gayet. Anladım. Orhan Bey çok teşekkür ediyorum. Vaktim uzun olsa sizi daha çok konuşturacağım ama bizden sonra bir canlı yayın daha var. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi günler. Evet, yani bir özür diledi, bir erdemlik gösterdi. Kendisine teşekkür etmemiz lazım. Hocam inan... bu konu daha çok konuşulur da Aydın'daki işte sahalardaki önlemler, işte Aydın'daki antrenman sahalarının eksiklikleri, amatör spor kulübü yöneticilerinin yaptığı icatların doğruluk ya da yanlışlıkları konuları çok şey konuşulur ama maalesef zaman yetmiyor. Ben o yüzden son olarak neler diyeceksiniz tabii. Onu almak istiyorum. Özellikle Arif Bey'e teşekkür ediyorum nezaketinden dolayı ama şöyle bir durum var, ben yıllarda futbol oynadım ama 5 yılda antrenörlük yapıyorum. Yani gol attı da vermedi. Herkesin gözü içerisinde hakem de böyle basit hatalar yapmaz. O gizli gizli işler vardır işte yani. Oyuncu kırmızıyı vermeme, işte duran topu uydurma, hani rövanş foylu, işte özellikle 2-2 iken mi topun dışarıdan çevirdiği tabii ikinci golde top dışarıdan çevirdi yani internet. Ben de yani izlemedim maçı. Buyruklarıma Nazım sayfasında var orada o görüntü galiba dışarıdan çevirmiş. Ya onlar önemli. Önemli olan işte o gizli gizli işte kırmızı verememe, bizim seyircimize tekme atıyor 8 numara mesela. Onu nasıl görmüyorsun sen? Nasıl atamıyorsun yani biz orada seyircimize izliyoruz. Ya Nazım Şekir Hoca iyi bir gözlemci olarak bilinir ama bu maçtan sonra sınıfta zaten çok şey olsa üst düzeyliklerde olur ama böylesine bir maçta diyorsunuz ki futbolcu seyirciye tekme atıyor. Yani maçın gözlemcisi var. Yani tellere tekme atıyor. Yani arkasında bizim seyircilerimiz var. Yani seyircilerimiz de her deplasmana geliyor. Yani biz sana bu kadar puan topladıysak seyircilerimiz sayesinde çoğu. Onun dışında son olarak söyleyeceğim. Yine söylüyorum. Ben bu genç çocukları, bu genç takımı, ben Aydın Spor Kulübü'nü ve bu genç çocukların hakkını kimseye yedirmem. Bunu herkes bilsin. Belki şampiyonluğu kaybetmiş olabiliriz ama onurlu mücadelemize devam edeceğiz. Umut mücadele ettikçe yeşeriyor. Biz mücadele etmeye devam edeceğiz. Saha içerisinde kalmaya çalışacağız. Futbol oynamaya çalışacağız. Oyuncularımızı geliştireceğiz. Bu genç oyuncularımıza bir fırsat vermek de benim için çok büyük, onur verici bir şey. Onları futbola kazandırdık. Aydın Futbolu bu genç çocukları tanıdı. Belki seneye daha büyük paralar oynayacaklar. Ama biz bunu yaparken de Aydın Spor'u bala taşımak istiyorduk. Balda oynasın çocuklar. Belki 2 sene sonra profesyonel gideceklerdi. Farklı ama maalesef bu maçta, yani. Işte yani bir anda bala çıkma için avantaja kayarken bir anda baldan olduk. İşte burada tamamen hakemin o atamadığı oyuncular maçı idare etme kısmını çok iyi yaptı gerçekten. Tebrik ediyorum. Çok iyi idare ettiler maçı. Keşke yöneselerdi de biz şu maçı kazansaydık. Anladım. Belki de şeyi düşündüler. Yani ya bu maçı Aydın Spor kazansa belki buradan yani bir yaralı falan çıkar yani. Ama hani ya İsabel yensin de. Yensin de. Burada bir kantı salim eve gidiyor. Bilmiyorum ya belki bunu düşündüler. Yani ne geriye var ya yani bu kadar taşıyorlar. Evet hocam. Olmaması gereken şeyler. Yani bunu biz de yaparsak olmaması gereken şeyler. Ben İsabel için söylüyorum.
Kötü değil. Yani ama 2-0'dan sonra fail play adına hiçbir şey olmadı maçta. Keşke futbol şöyle ya. Futbol iyi hoca, iyi antrenörle oynamıyor ki. Doğru. İyi hakem de lazım. Cesaretli hakemler lazım. Yürekli hakemler lazım. Yürekli antrenör, genç oyuncu oynatacak yürekli antrenörler de lazım. Evet. İşte hep birlikte bazı oyuncuları profesyonel ligi taşırken genç hakemlerimizi klasmana taşıyacağız. Evet. Recep Hocam, inanki çok dolu olduğunu biliyorum ama senin başka programda, daha uzun bir süreçli bir programda tekrar konuk etmek isterim. Seve seve. Çünkü seve canlı yayınlarımız devam edecek. O yüzden katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim bu fırsatı. Çok sağ olasın. Evet. Sevgili seyirciler, bir spor sever programının daha sonuna geldik. Umarız her iki tarafı da en azından sağduyulu olmaya davet ettik. Gerek İsa ve Dışıdılar Spor'un Orhan Bey Medya'yı katılan Arif Bey'in genel sekreterinin sözleri, Aydın Spor Camiası'ndan özür dilemesi ama Aydın Spor Camiası'nda taraftar bazında yaptığı sık olumsuzlukları anlattı. Onlar da kendi çaplarında haklı olduğu yerler var ama hiçbir şekilde futbol terör değil. Futbol saha içerisine yabancı madde atılarak kazanılan bir maç olmadığını da herkesin bilmesi gerekiyor. Evet, önümüzdeki hafta başka spor sever programında sizi Avrupa ve Dünya Şampiyonu iki sporcuyla buluşturmak istiyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.